Merhaba dostlarım ben Serdar ve soru cevap bölümünün cevap bölümüne hoş geldiniz. Baştan şey olmalıysa baştan söylüyorum çünkü kayıt birazcık geç başlıyor. Merhaba dostlarım ben Serdar ve soru bölümünün -cevap, cevap bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaçıncı soru cevap bölümü bilmiyorum ama internetten bakacağım ona. Saatlerimiz 3'e doğru geliyor. O yüzden birazcık hızlı olmaya çalışacağım. Bu arada şuradaki şey benim yüzümü mü takip ediyor? İnşallah o kayıtta çıkmaz. Kayıtta çıkarsa artık ne yapalım? Sıkıntı yok. Kare kare yüz olarak bileceksiniz bunu sonra. Evet ahbaplarımızı soru sormam bana soru sormanızı istedim çünkü çoktan beri video gelmedi ve böyle bir şey yapayım, yapayım dedim çünkü bazı sizin muhtemelen şeyler bahsedeceğim sorularda bahsedeceğim bundan hangi sorunları yaşadığımdan şu anda ee, ama yani videoya hoş geldiniz ben sorularınıza geçiyorum Bayağı atladım ben şu anda ya baya bir atladım bu bayağı... hiç hoş olmadı neyse abi bot kaç para valla ben botumu gidip cevahirden almıştım deri miydi acaba bilmiyorum. O kadar şey değildi. %50 indirime girmişti. Yarı fiyatına falan düşmüştü. Bilmiyorum. Ha ee, sen diğer botları kastediyorsun. Onu başka kanallara sorman lazım. Onlar daha iyidir. Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? İş yapmıyorum ben. Öğrenciyim. İşsizim ben böyle. İşsiz işsiz dolanıyorum. Aa, ee, Kıbrıslıyım. Çift Türkliyim. Kıbrıs aslında Mersinliyim. Ee, Mersin asıllıyım. Ee, ailem Mersin'den geldi. Ben Kıbrıs'ta doğdum. Böyle çıktı dedik Yılbaşı çekilişi. Valla çekiliş olsak, katılsak ne güzel olur. <laughs> yılbaşı çekilişine. Abi GTA 5 oynar mısın? GTA 5 oynayacağım. Yalnız şu anda laptopum yok. Ee, kazanma Türkiye'de. Şu anda bilgisayarsız kaldım resmen. Laptopun ekranı çalışmıyor. Böyle şu laptop olsun. Şu kapayabilen, açılabilen, kapanabilen laptop olsun. Başka türlü olursa da saçma olur zaten. Mesela normalde laptopu şu şekilde kullanabilmeniz lazım. Şu klavye, şu, şu kısım klavye olsun, şu, şu kısım ekran olsun. Şu şekilde ancak şey görebiliyorum, ekranı görebiliyorum. Çünkü şu şekilde olduğu zaman ekran kapanıyor. Temassızlık bir şey var orada. Halledeceğiz onu şu şekilde. O yüzden bilgisayarca verdim. Artık ne zaman yapacaksa çünkü yarın da tatil. O yüzden böyle bir şey yapalım dedim ya. Böyle yıl sonuna özel özel bir video yapayım dedim aslında. GTA 5 oynar mısın? oynayacağım. Laptopum gelsin. PlayStation 3'ten oynayacağım GTA 5'i. Uzaylar var mı? Ben var olduklarına inanıyorum. ve Böyle bu düşünce benim hoşuma gidiyor. Çünkü ne bileyim bir düşünce yani. Aslında güzel bir şey. Aynı zamanda insanı paranoyak yapıyor ama dışarıda yağmur yağıyor ne güzel. Buraya kar yağacakmış diyorlar. Kar değil o değil mi? Yağmur. Kar yağacakmış diyorlar. Buraya Kıbrıs'a. Aslında dağlar yağabilir. Lefkoşa falan da yağabilir. Mouse'a yağar mı bilmiyorum. Aslında geçen sene yağmış bir ara ama. Hiç yazılım yapma. Abi nasıl buralara kadar geldin? Soru atlamayacağım. Nasıl buralara kadar geldin? Buralar dediğin tam şey değil ama çok doğal oldu yani. Yaptım bir şeyler geldim işte. YouTube'u kastediyorsan o doğal oldu. Sürekli video attım. <laughs> buradayız şu anda. Yaşadığımız bütün problemlere karşı hala buradayız ahbaplarım. Hiç yazılım yapmayı düşündün mü? Hiç yazılım yapmayı düşündün mü? <laughs> evet bilgisayar mühendisliği okuyorum yani. Yazılım yap yapmayı <laughs> düşünüyorum, oyun yapmayı düşünüyorum. Onun dışında oyunlar, oyunun dışında da yazılımlar yapmayı düşünüyorum. Kafamda bazı fikirler var. Merhaba, simülasyon oyunlarına başlamayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Hatta hangi simülatörü? Gold Simulator <laughs> oynadık. <laughs> Surgeon Simulator oynamaya çalışacağım. Videolarda. Aslında geçen gün bir tane video çektiğimi zannediyordum ama aslında videoyu çekmiyormuşum. Böyle bütün gün, bütün yarım saat boyunca böyle kendi kendime konuşarak, bağırarak, çağırarak. Eee bir şeyler yaptım, oyun oynadım. Halbuki hiçbir şey yoktu. Video öyle çekmiyordum. <laughs> öyle havaya falan konuşuyordum. O bunun farkında değildim tabii. Man manyak değilim ben. Deli değilim. Nasıl böyle miyim? Bilmiyorum. Ee, bir sonraki sorumuz neymiş? Serdar abi, abimin arkadaşı mısın? Abimin adı Bora. Soyadını da söylemişsin. Soyadını şey yapmayacağım. Burada okumayacağım çünkü insanlar gideceğim Facebook profiline falan girebilir. Özel hayat şeydir. Evet, abinin arkadaşı şey, İtü'den şey diyorsun, değil mi? Ona İtü'den arkadaşız kulüpten. Yani çok iyi bir insan o ya. Abi Fallout neden gelmiyor? Fallout gizemleri ya da gameplay çeker misin? Evet, çekeceğim. Türkiye'ye dönünce. Şimdi Türkiye'deyken ekran kartım yoktu. Hani bahane uydurmuyorum şu anda bu arada. Cidden böyleydi bulurum. Aa, Türkiye'deyken ekran kartım yoktu. Ekran kartımı teknik servise vermiştim. O yüzden oynayamadım. Fallout 4'ü, New Vegas'ı oynadım. Canlı yayınlarda falan bol bol oynadık New Vegas'ı. Eee Gizemlerini de Fallout gizemlerini çektim zaten. Fallout New Vegas gizemlerini çektim. Bir tane bir tane de Fallout seyri olarak gizemlerini çektim. Fallout 4 gizemlerde yaparız bir ara. Ee, bu arada sorularınız şu şekilde. Ee, yani böyle Türkiye'de önce devam edecek Ya burada laptop'tan belki Fallout gizemleri falan yapabilirim. Devam edebiliriz. Ne olmasın. Ve diğer soruya geçecek. Abi sen Kıbrıs'ta oturuyorsun. Peki Türkiye'ye hiç geldin mi? Ve nerede doğdun? Kıbrıs'a doğdum. Kıbrıs doğdum Türkiye'ye tabii ki geldim. Zaten Gittiğim diğer ülke tek bir tek Türkiye, bir tek Bulgaristan'a gittim, bir de Güney Kıbrıs'a gittim sanırım. Onlara da hani birer defa gittim, başka da gitmedim. Güney Kıbrıs çok güzel, Bulgaristan çok kötü ama. Ama Güney Kıbrıs çok iyi. Hani görsel olarak çok iyi bir yer. Onun dışında Türkiye'ye bobo gidiyorum. Türkiye'de okuyorum ben zaten, üniversitede İTÜ'de okuyorum ben. Türkiye'de, İstanbul'da. Videoları düzenli koyacak mısın? Videolar düzenli koyacağım, inşallah koyacağım. Laptop gelsin, şu anda finaller var çünkü daha doğrusu finallere çalışıyorum. Ee, gelecek hafta finallerimiz başlıyor. O yüzden birazcık kendimi çalışmalara verdim. Ee, ama videoları e devam ettirmeye özen göstereceğim. Şu anda olduğu gibi. Hiç oyun videosu gelmese bile şu dönemdeki gelmeye ge e getirtmeye çalışacağım. Emin olun Dead Redemption gizemleri falan filan atmaya çalışacağım. E videoları devam et. et, et ettirmeye çalışıyorum. Ama bazen tembel oluyorum. <laughs> tembel olduğum zaman elimden bir şey gelmiyor cidden. Tembel olduğum zaman şey Bu arada tam kendimi merkezlemedim çünkü şu kareyi yakalamaya çalıştım. Hastayım bu arada. Ya hasta değilim, alerjiyim aslında. Ee, bunun havası bayağı bayağı tozlu Kıbrıs'ın havası o yüzden inşallah o yağmurdur. Karsa çok kötü olur. Hoş kar değildir ya çok hızlı yağıyor. Ya. Burada herkes alerji ya. Çoğu insan alerji burada. Dediğim gibi havası aşırı tozluymuş. En azından doktor öyle söyledi. Ve abi sana ne oldu böyle? Eski Serdar abi nerede? Valla şu anda eski Serdar olduğuma inanmaya çalışıyorum. Ee, bilmiyorum belki zaman içinde değişmiş olabilirim ama ben fazla farkına varmadım onun. <laughs> Hala aynı Serdar'ım. Birazcık yorgunum sadece çünkü. Mesela senin muhtemelen söylemeye çalıştığın şey üniversiteye başlamadan önceki şeydi halimde ki çok daha rahattım ben üniversiteye başlamanın önce neden çünkü üniversite gerçekten insanı çok uğraştıran bir şey ama gerçekten çok güzel. Yani ortam çok güzel, arkadaş ortamı çok güzel. imkanlarınız harika. O açıdan iyi. O cidden yağmur mu şey mi ya? Neyse bakarız biraz sonra. Çok tuhaf geliyor çünkü bana. Şu anda görmüyor. Görüyor mu? Yağmuru evet sesini duyabiliyorum. GTA 5 online çekecek misin? Evet çekeceğim. Çekeceğim. İnşallah çekeceğim. En çok sevdiğin GTA gizemi. Ya böyle hükümetin içinde bulunduğu komplo şeylerine bağlıyorum. Hani öyle hükümet karşı bir insan değilim. Hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, herhangi bir hükümet olarak değil de kavram olarak hükümete karşı olan bir insan değilim. Çünkü bazı insanlar vardır. Mesela şey istemezler. ne hükümet istemezler. Ee, böyle bir düşünce şeyi de var. Felsefi bir yaklaşım da var. Öyle bir insan değilim. Ama bu tarz komplolar hoşuma gidiyor. Böyle büyük. Ee, sosyal yapıları içinde bulunduran komplolar hoşuma gidiyor. O yüzden bu tarz şeyler çok hoş oluyor. Çok ilgimi çekiyor bu tarz gizemler. Mesela GTA San Andreas'ta e, askerlerin şey yapması, uzaylarla işbirliği yapması falan. Bir tane soğuğu ve uçağındaki o şeyler uzaylı gizem içinde o bulunanların, e, aslında uzaylı olması. E, veya GTA 5'teki şeyler FBI ile onları spoiler vereyim. Onların üzerinde çalışacağım çünkü. Bayağı bir şey yakalayacağız orada. Abi 14G a 146 ymış. 14G diyor kanım <laughs> 4G çıktı ya buralar dedim acaba bir yanlışlıkla mı yazdım falan 146 nereden aklına geldi neden kanalın adının sonunda 146 Serdar e, adının sonunda 146 var 146 aslında Serdar 146 hani Serdar 146 benim neredeyse her yerde kullandığım bir nick Instagram'da da bakabilirsiniz hatta orada Instagram'da ve Twitter'da Serdar Cenk 146 Cenk o ikinci adım Cenk değil. Cenk sadece karakterlerinde kullandığım isim işte. Aa, Serdar 146 şey. O kalıp bir şey. O 146 kalıp. O 146 doğum günümü şey yapıyor. Aslında öyle bir amacım yoktu işte. Baya bayağı ortaokuldayken falan yaptığım bir şeydi de öyle kaldı. Zaten birçok kişinin öyledir. Sorduğunuzda genel olarak. Abi YouTube'a nasıl başladığını söyler misin? YouTube'a nasıl başladım? Ben bir gün X Files'ı mı bitiriyordum acaba yoksa başka bir diziyi mi bitirmiştim emin değilim. Böyle bir kaldım öyle ya daha diziler o kadar da şey değildi yani o kadar fazla insan yabancı dizi takip etmiyordu pek az bir kısmını takip ediyordum, Bayağı küçüktüm. Ne zaman lan bu? Ortaokulda mı? Ortaokulda herhalde ortaokulda aynen. İşte eee, yabancı diziler de o kadar şey değildi şu anki bilim kurgu paranormal falan bu, tarzda yabancı diller o kadar yoktu işte bir iki tane vardı işte Lost vardı, Doctor Who vardı ne bileyim o tarz şeyler vardı, Fringe vardı. Ya dizi bitti bir tane dizi izliyorum dizi bitti ben böyle boşlukta kaldım yeni seveceğim bir dizide bulamadım. Bir tane arkadaşım şey demişti ee... şey yapmıştık biz bir ara bir arkadaş ortaokulda YouTube'da kendi filmlerimizi koymuştuk bayağı böyle telefonla. Ee, 63 civvri falan çektiğimiz şeyler vardı. Şu 63 sezon yok Samsung Stars. Mesela şunun gibi telefonla bu bayağı eski bir telefon bu arada çok eski. Bunun gibi telefonla çektiğimiz şeyler vardı. E, filmler vardı. Bayağı çok e, amatör filmlerde böyle komedi yapmaya çalışmıştık. Bu korkunç bir film gibi filmler yapmaya çalışmıştık. Bunları ben YouTube'a koymuştum. Ben bunları neden anlatıyorum? Çünkü bu konusu açıldı bir arkadaşla konuşurken. Arkadaş dedi ki sen web serisini yapıyorsun YouTube'da falan. Ben YouTube'daki web serilerine bayılıyorum. Ee... Arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Onun sayesinde şu anda bir kanalım var. Şimdi nereden ne hemen konuya bağladım? Ben bu e, dizi bitirdikten sonra arkadaşın dedi aklıma geldi. YouTube'da web serisi var. Bakalım neler vardı ya. Çünkü Smash Out çok biliyordum. Hani dedim bunun gibi şeyler var mı acaba? Baktım baktım en iyi YouTube kanallarını araştırdım. PewDiePie çıktı aradan. PewDiePie'yi böyle birazcık izledim. Çok hoş birisi. Ee, aboneleriyle arası çok iyiydi. Bro diyordu abonelerden. Kardeş anlamına geliyor. Ve hani bro... Şey böyle havalı bir şey işte. Neyse bunların arasındaki iletişim çok hoşuma gitti. Ben bunun Slender serisini izliyorum da. Başka seri izlemiyordum. Slender'ı bu bitiremedi. Ben de son video falan filan dedi bitiremedim bu Slender'ı. dedim olmaz bu iş. Tabii PewDiePie'yi takip ettim. Sadece Slender serisi için takip etmiyorum da. Slender'ı bitiren YouTuber'ları araştırdım. Yememeş'i buldum. Ee, Yememeş'i izlemeye başladım. İşte bunun bayağı Pokemon'dur, Gears of War'dur, bayağı şeyler Gear mı, Gears nasıl okunuyor bilmiyorum ama Pokémondur Pokemon'dur falan bu tür serileri vardı. Slender'ı çok iyiydi. Ee, o zamanlar 200 bin abonesi falan vardı bunun. Daha şey değildi. Bu günkü gibi 1 milyon falan filan değildi. İşte Yamameşi izlemeye başladım. Bayağı şey yaptım yani çok hoşuma gitti. Adam adam çok böyle şey yapıyordu. Adamın karakteri falan çok hoşuma gitti. İşte şeyi çok hoşuma gitti. Anlatım tarzı falan çok hoşuma gitti. Slender'ı şey yapmaya başladım. Baktım adam cidden bitirdi. Sonra şeyden bahset. Şey yapmaya başladım. Bu Yamameşi'nin e, bayağı uzun bir hikaye oldu şu anda. <laughs> bayağı uzatıyorum bu hikayeyi ama iyice tüm ayrıntılarını yapmak istiyorum. Eee Yami Mesh'in şeyi vardı. G mod, Gary's mod şeyleri vardı. Ee, videoları vardı. Bunu şey başladım. Bu korku haritaları falan. Baktım markıplardan yani bir tane adam da şey yapıyor. Video çekiyor. Markıplarda bayağı şey birisine benziyor. Böyle sesi bayağı etkileyiciydi adam ama. Şey diyordu. Gel benim videolarımı izle falan. <laughs> Böyle şey diyordu. Ee, yani sesi onu ima ediyordu. Şey değildi. Hani gerçekten gel benim videolarımı izle yok seni öldüreceğim tarzında bir şey söylemiyordu. Neyse ben bu markıpları izlemeye başladım. O zaman da şeydi bu. Şey çok olmuştu. Bayağı olay olmuş hatta. 20 bin aboneye ulaştırmıştı bu. Bayağı onu kutlamalarda falan çok duygusal tepkiler falan filan vermişti bu. Her neyse onu takip etmeye başladım 50.000 abonesi falan mı vardı? Öyle bir şeydi. Şimdi 7-8 milyon falan olmuştur. 10 milyon oldu mu acaba? Ya 8 milyon geliyordur. Neyse. Anladınız işte olayı. İşte bir Youtuber'dan diğerini izlemeye başladım ve cidden çok hoşuma gitti bu. Gerçekten çok hoşuma gitti ve ben de bir tane açmak istedim. İngilizce açtım. Hangi sorudaydı bu ya? Youtube'a nasıl başladın? Aynen böyle işte. İlk önce İngilizce açtım çünkü Türklerin yaptığını bilmiyordum. Türkçe videolar olduğunu bilmiyordum ki zaten benim ilk başladığım zamanlar Türkler de video yapmıyordu. Bir Birkaç kişi sanırım şey yapıyordu, İngilizce videolar yapıyordu. Servet abi mi, değilim. Sanırım o yapıyordu. Ee, onun dışında oyun gezerim falan videoları vardı herhalde. Dediğim gibi hiç Türkleri bilmiyorum. Ben bayağı bir İngilizce kanalı uğraştım ama hiçbir yere gitmiyor. Çünkü İngilizcem zayıf ve daha şey yani ortaokulum. okulum yani ses tonu kendisini belli ediyor anlatabiliyor muyum? Kimse ciddiye almıyor. Böyle bir olay da var. Ses tonunuz belli bir yaştan sonra belli bir e, gelişim sürecinden sonra da şey olur. Olgunlaşır. E, olgunlaşmadığı sürece <laughs> ciddiye alınmıyorsunuz. Böyle bir olay var YouTube'da. Hoş. Benim pek şey hoşuma gitmiyor bu olay ama acı tecrübelerden dolayı ee, böyle bir olay oldu işte. Neyse İngilizce kanalı kapattım ben. Türkçe kanal açtım. O sırada bizim arkadaş da Türkçe kanal açıyordu. Aslında bir, bir, tane arkadaşım diyordu bana şimdi aramız o kadar iyi değil ama sürekli Türkçe videolar yaptı diyordu ama ben hiç dinlemiyordum. Her neyse. Oo ne uzadı lan bu hikaye. O kanalı kapattım. İbo ile kanal açtık. Ondan sonra o kapa kanal, İbo ile yaptığımız kanalı da kapattık. Bir olay falan oldu. Sonra ben başka ikimiz ayrı ayrı kanallar açtık. Ben kendi ayrı kanalımı kapattım ve bunu açtım. CD 146 There is the story <laughs> İşte hikaye böyle. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Ee, bu videonun fazla uzun olmaması gerekiyor bu arada ve şu an 15 dakika olmuş çünkü telefondan çekiyorum. Hiç montajlayamayacağım çünkü bilgisayarım yok ee, ve direkt telefondan YouTube'a atacağım bu videoyu. Nereye geçtik? Abi videolar çok kısa ve eskisi gibi değil ve dediğim gibi eskisi gibi değil derken muhtemelen şey kastediyorsun işte eski Serdar muhabbeti falan filan diyorsun da dediğim gibi bayağı yorgunum bu arada ve bayağı doluyum ama tatil günlerinde bu yaz olduğu gibi cidden çok veriyorum kendimi YouTube'a hani tatil günlerinde iyiyim ya bence. Neyse dediğim gibi uzun olmamasının sebebi zamanımın fazla olmaması bir de muhtemelen bu da uzun, fazla uzun olmayacak çünkü telefondan çekiyorum. Ee, abi sen kaç yaşındaysın? 19 yaşındayım abap Ya 20 yaşındayım. Bilmiyorum. 20 yaşından gün aldım. Bilmiyorum. Siz siz karar verin. kaç yaşında olduğumu siz söyleyin. 19 veya 20. abap sizin dünyanın nasıl? İyi mi? Biz uzayda yaşıyoruz. Orada birazcık kötü. Evet, bunu Serdar 145 yazdı. Serdar 145 aramıza hoş geldin abi. <laughs> tüm Serdar yüzler birlikte olacak artık. Bütün, bütün, bir zaman gelecek. Bütün Serdarlar birlikte olacak. Her neyse sevda 145. Burası çok soğuk. Soğuk olmaması lazım. Burası Kıbrıs. Burası sıcak bir memleket ama burası soğuk. Ve soğuk bize yaramıyor. Yaramıyor abi. Soğuk bize yaramıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Ama bunlar böyle yani. Elimizde olan şartlarda ilerlememiz lazım. 145. Böyle. Okey. Şimdi daha fazla soru var. Ama videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Aa, sorularınız varsa videonun altına yazın apatlarım. Yorumlarda belirtin. Abi şunu anlamadım. Şunu söyler misin veya ee, kara delikler nasıl oluşuyor veya abi neden sen sensin? Ne uzaylar? Sadece bu. Ondan sonra soru işareti. <laughs> Hiç fark etmez benim için. ama dediğim gibi sorularınızı yazın. Ve ben mümkün ee, mümkün olduğunca sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Daha iki video daha yapacağım bunlardan. İki e, cevap videosu daha yapacağım. Ama sizin sorularınızı genel not alacağım yani. Soruları böyle sıralıyorum sürekli ve gruplara ayırıyorum. Öyle cevaplıyorum. Mesela 15-16 soruyu falan cevaplıyorum. Muhtemelen bu soru şeyde 17 soru falan cevaplamışımdır. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Kara hala yüzümden dolaşıyor. Sizler dolaşıyor mu bilmiyorum. Aa, be, neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek seferinde birlikte kalmanızı dileğiyle. Bay bay.